genel izleyici için uygundur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'a hamd ediyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama da mahlukatın nefesleri adedince selat ve selam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepinizin üzerlerine olsun. Çok değerli bir konumla karşınızdayım. Esenler Müftümüz Osman Yazıcı hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun Fatih Bey. Nasılsınız hocam? Sıhhat afiyettesiniz. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam, sizleri gördük, daha iyi oldu. Allah iyilikler versin. Allah razı olsun. Fıtrata dönüşü konuşacağız. Esasında her insan fıtrat üzere doğar. Yani günahsız doğar ama işte gençlik evresi, çocukluk evresi derken yetişkin hale geldiğimiz zaman yaşlılık devam ediyor bu silsile. Bu hayat içerisinde de fıtrattan uzaklaşıyoruz. Günahlara meyyal oluyoruz. Tekrar ama yaşam içerisinde de ölüme yaklaşırken de tabiri caizse tekrar o fıtrata dönüş için mücadele ediyoruz. Yani işlemiş olduğumuz günahlardan uzaklaşmak, beri olmak anlamında tövbeyle, güzel ahlakla, güzel yaşantıyla inşallah fıtrata dönmenin mücadelesini veriyoruz müminler olarak. İşte fıtrata dönüşü konuşacağız. Bu fıtrata dönüş nasıl olmalı? Hangi güzel kriterleri uygularsak anadan doğmuş gibi tekrar anla ak gönlü pak olarak hayatımıza devam edebiliriz ve son nefesimizi o şekilde verebilirizin derdiyle dertlenmiş olacağız. Hocam fıtrat dedik, fıtrata dönüş, böyle bir başlık attık. Nasıl bir girizgah yapmak istersiniz? Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok anlamlı, güzel bir konu. Fıtrat kelime itibarıyla hilkattan beraber aynı manaya geliyor. Yaratılış manası. Dolayısıyla insanoğlu fıtratına baktığı zaman, yaratılışına baktığı zaman Rabbimiz insanı tertemiz olarak yaratmış, masum olarak yaratmış, tahir ve günahsız olarak yaratmış. Biz kendi inancımızda, İslam inancında böyle biliyoruz, böyle görüyoruz. Ama diğer inançlarda inanış bu değil, değil mi hocam? Aynen böyle. İşte bu konuda üzgünüm ki eşrefi mahluk olarak yaratılan ve yaratılışı pak ve temiz olan insanı değerler manzumesinde farklı görüşler, farklı fikirler, dinlerin insana bakışı, insanın yaratılışına bakışı, temeldeki onun kavrayışı, ilk insan olgusu, daha sonra gelen insanların bu günahla mesul tutulması gibi farklı görüşleri görüyoruz. Bu sebepten dolayı İslam'ın insana bakış açısına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sizin bahsettiğiniz her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Ancak onun babası, ebeveyni, anası ve babası onu ya Yahudileştirir, yahut Hristiyanlaştırır, yahut Mecusileştirir diye buyuruyor sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok kısa bir hadis-i şerif. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Ana babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar. İslamlaştırır demiyor. Çünkü İslam fıtratı, hakikat, Allah'ın varlığı ve birliği insanın yaratılışında, fıtratında, özünde, kendi içerisinde mevcuttur. Biz doğarken yani tabiri caizse Allah o kodu bize işliyor. Evet. Bir cevher. Ama insanın cevheri bunu, bu hadis-i şerifi muhaddisler, alimler bunu anlatmışlar bize. Anlatırken şunlara dikkatimizi çekmişler. Birincisi, insanoğlu İslam'ın inancına göre, İslam inancına göre masum olarak, günahsız olarak doğar. Fakat o yaşadığı ortamdaki boya neyse onunla boyanır. Renk neyse ona döner. Oradaki kültür neyse onun içerisine girer ve özellikle burada da ailenin, ana ve babanın üzerindeki çocuğun yetişmesinde, inancında, ahlakında, kültüründe, hayatındaki rolü her şeyden önce gelir. Burada bizim anlamamız gereken iki tane önemli husus var. Bir, insanların yaratılışta masum olduğu fikrinin üzerine basarak bunu insanlara anlatmak. Yani yaratılırken biz temiz. Eşitlik var, temizlik var. Yaratılış itibariyle hiç kimse kötü değil. Hiç kimse yanlış değil. Ve yaratılış fıtrat öz itibarıyla hakkı, hakikati kabul edebilecek bir özelliğe sahip. Hmm. Birincisi bu. İkinci durum, burada dikkat edeceğimiz ikinci husus, ana babanın bu temiz fıtratı, elindeki o temiz sayfayı nasıl şekillendireceği, nasıl yoğuracağı hususunda ana babanın etkisi ve rolü. Tamam, bir Yahudi çocuğunu Yahudi yapar. Bir Hristiyan çocuğunu Hristiyan yapar. Ama bir Müslüman da o çocuğun ne yapması lazım? Müslüman yapması lazım. Müslümanlık kriterlerine uygun bir şekilde eğitmesi lazım, yetiştirmesi lazım. Ben Müslümanım diyor mu? Diyor Müslüman. Ben Rabbime inanıyorum. Ben Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyorum. Onu seviyorum diyen Müslümanın kendi evladını ne yapması lazım? Onu İslam ahlakı üzere yetiştirmesi lazım. Onu Peygamberin sevdiği bir ümmet olarak yetiştirmesi lazım. Onu Allah'ın razı olduğu bir kul olarak yetiştirmesi lazım. Anne babanın sorumluluğu. Ana babanın sorumluluğu. Buradaki hadis-i şerifteki işaret edilen noktalardan bunu görüyoruz. Ama bir diğer açıdan da baktığımızda bu temiz fıtrat bozulmuş. Rabbim kainatı, doğayı da böyle güzel yaratıyor. El değmemiş olan, ayak değmemiş olan coğrafyaya baktığınızda her şey tertemiz, pırıl pırıl. Ama insan ne yapıyor? İnsan girdiği yeri bozuyor, girdiği yeri tarif ediyor. Oysa ki insan, eşrefi mahluk olan, ekmeli mahlukat olan insan, yaratılış gayesini unuttuğu an her şeye zarar vermeye başlıyor. Evet. Kendine zarar veriyor, çevreye zarar veriyor, etrafa zarar veriyor. Coğrafyanın suçu yok ki hocam. Kendi kendine değil mi? Coğrafyayı da yine bozan insan. Temelde insan. Evet. Ama çok güzel bir yere temas ettiniz. İnsan eşrefi mahlukat dediniz. Evet. Yaratılmışların en şereflisi olarak Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya, bu aleme göndermiş ama biz sadece biz varmış gibi yaşıyoruz bazen. Hayvanatı, coğrafyayı, bitkiyi biraz dışta bırakıyoruz değil mi hocam? Bu evet, yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi de bu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla bir ayeti kerimede yeryüzünde fitne ve fesat zahir oldu. Zeherel fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. İnsanların kendi elleriyle işledikleri sebebiyle. Yani insan bozuyor. Denizi de biz kirletiyoruz. Toprağı da biz kirletiyoruz. Havayı da biz kirletiyoruz. Yani sadece insanlar arasındaki insani ilişkilerimizi, kendi işlerimizi bozduğumuzun ötesinde yaşadığımız ortamı, çevreyi kirleten bir varlık konumunda insan. Peki nasıl düzeleceğiz hocam? Nasıl düzeleceğiz? Rehbere ihtiyacımız var, kılavuza ihtiyacımız var. Onlardan alacağımız yönlerle, istikametlerle, sorumluluk bilincinde olmayı bilerek, yani insan sorumsuz bir varlık değil, başıboş yaratılmış olan bir varlık değil. İnsan sorumluluğu olan, yaptığından hesap veren, sadece bu dünyada yaptıkları ile değil, aynı zamanda ahiret hayatına inandığı için ahiret hayatı bilinciyle yaptıklarının hesabının verileceğine inanan bir insanın o sorumluluk duyguları içerisinde yaptığımız, ettiğimiz bütün işlerden hesaba çekileceğimiz şuuruyla, bilinciyle ve örnek rol modellerle, güzel örnekleri kendimize almak suretiyle biz inşallah böyle düzeleceğiz. Yoksa dünyada yanlış örnekleri, kötü örnekleri aldığımızda ya da içimizden gelen tabii heva ve hevesatımızla yaşadığımız müddetçe düzelemeyeceğiz. Evet, kötü örnek her zaman var, olacak değil mi hocam? İyi örnek de var. Belki de imtihanın cilvesi olsa gerek. Hem Allah hem şerri hem hayrı yaratmış. Özünde, esasında insanı fıtrat üzere tabii temiz yaratmış ama sonradan kendisini bozuyor insanoğlu diyelim. Bu noktada bizim rol model dediğimiz kişi de ilk akla gelen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın Resulü. Onun hayatına baktığımız zaman gerçek manada hem insanın insanla olan münasebetini, insanın coğrafyayla, bitkiyle, havayla, denizle olan münasebetini, hayvanlarla olan münasebetini böyle gözden geçirip hayatımıza tatbik etmek elzem diye düşünüyorum. Elbette sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini Kur'an-ı Kerim bize bildirirken Yüce Rabbimiz, andolsun ki Allah'a ve ahiret gününe inanan Allah'a kavuşmayı ümit edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye buyuruyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz'in güzel bir örnek olduğunu bizzat Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Aynı zamanda Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu örnekliğinin ötesinde onun ahlakının en güzel ahlakına sahip olduğunu ve inneke le ala hulukin azim, biz seni en güzel ahlak üzere yarattık diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Rabbimiz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını övüyor ve onun bizim için en güzel örnek olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Bizim ahlaki erdemlilik ya da değerler manzumesi içerisinde kendimizi geliştirebilmek, bu örnekten istifade edebilmek için yapacağımız çalışmalarda belki bu değer yargıları üzerinden tek tek üzerinde konuşulmasının ancak konunun anlaşılmasına faydası olacağını düşünüyorum. Şöyle ki, çünkü ahlak kavramı soyut bir kavram. Onu biraz daha somutlaştırabilmek açısından işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğini anlatırken nasıl bir cömertlik anlatmayı hissedeceğiz? Ya da bunun için güzel örnek, güzel numune olarak anlattığımızda Hz. Peygamber'in bu güzel örneğini biz anlatırken hangi örneği versek daha iyi anlaşılır diye düşündüğümüzde Peygamberimiz Efendimiz'in hayatında bunun örneklerini çokça bulmak mümkün. Ama ben bir tane örnek vermek istiyorum. Buyurun hocam. Zatürrika gazvesi denilen bir gazve var. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 4. yılında Gatafan kabilesine mensup olan iki kol, bunlar Müslümanlara karşı bir komplo içerisinde hazırlık yapıyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber alınca bir hazırlık yaparak onların üzerine yürüyor. Fakat Peygamberimizin geldiğini duyunca dağılıp gidiyorlar. Efendimiz orada bekliyor, bir müddet bekliyor. Neticede saldırmaya cesaret edemiyor müşrikler. Orada bir öğle namazı vaktinde havf namazı, korku namazı, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin bildirdiği savaş halindeki namaz, ilk iki rekatın askerin bir kısmının cephede düşman karşısında yerini almış olması, bir kısmının beklemesi şeklindeki namazın kılınması burada gerçekleşiyor. Buna benzer bir iki daha ilginç hadise vardır bu gazve ile ilgili. Bir savaş olmamıştır. Efendimiz savaşmadan dönmüştür. Ama ilginç bir takım güzel olaylar yaşanıyor. Ben burada bir olayı çok önemsediğim için, çok etkilendiğim için bunu seyircilerle paylaşmayı arzu ediyorum. Cabir bin Abdullah var. Cabir bin Abdullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu gazvede çok yakınında duruyor. Efendimiz onunla haber gönderiyor. Onunla iletişim sağlıyor. Bu aynı zamanda Hendek Savaşı'nda yemek mucizesinin yaşandığı kişi miydi hocam? Cabir bin Abdullah. Galiba öyle hatırlıyorum. Cabir bin Abdullah'ın Hendek Savaşı'nda değil de Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda çok küçük o yaşta kuyudan su çekme fiilinde kovayı içeriye sarkıtıp da verebilecek kişi olarak bir çocuk, onu koyuyorlar. Cabir bin Abdullah'ın birkaç tane önemli özelliği var. Bu gazvedeki durumuna baktığımızda da Cabir yeni evlenmiş genç bir delikanlı. Babası Uhud Savaşı'nda şehit düşüyor. Kardeşleri var. Bir rivayette 7, bir rivayette 9 tane kardeşe bakma sorumluluğunu üstlenen bir sahabi. Maddi imkanlar oldukça kısıtlı, dar. Efendimiz konuştukça ne yapıyorsun Cabir? Nasılsın? Evli misin? Bekar mısın? Evliyim ya Resulallah. Kimle evlendin? Genç bir kızla mı? Yoksa bir dul bir kadınla mı evlendin? Dul bir kadınla evlendim diyor bu genç sahabi. Neden diyor? Neden böyle bir tercih yaptın? Diyor ki kardeşlerime bakacak olan kişiyi ben bakıyorum. Dolayısıyla eşim de kardeşlerime o da bakması gerekiyor. Bu bakım işini yürütecek olan şahsın, gelin hanımın onlarla aynı yaşta birisinin olmasını uygun görmedim diyor. Böyle bir fedakarlık içerisinde. Daha tecrübeli, biraz daha yaşa uygun, onlara daha merhametle davranabilen bir hanımı seçtiğini söylüyor. İşin en garip tarafı şurada. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki maddi durumun nedir, nasıl geçiniyorsun? Zor ve sıkıntı içerisinde olduğunu Efendimiz anlayınca elinde para edebilecek, satış yapabileceğin, satabileceğin neyin var diyor. Altında bindiği devesi var. Devem var diyor. Onu bana satar mısın diyor. Satarım ya Resulallah ama bir şartla, Medine'ye kadar binmek şartıyla. Şimdi gazvedeler. Tabii. Üzerinde bindiği bir deve var, altında bir deve var. Onu satıyor Peygamberimiz Efendimiz'e. Efendimiz onun devesini alıyor. Medine'ye ulaştıklarında Cabir deveyi getiriyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hz. Peygamber almış olduğu o deveyi Cabir'e hediye ediyorlar. Hmm. İşte şimdi tamam, cömertlik güzel, ikram etmek güzel. Bir de Peygamberimizin de İsar sahibi bir yönü var, bir özelliği var. Muhakkak ki. Yani diyelim ki bir insanın elinde bir kuru ekmek var veya bir yemek var. Kendisi de aç, kendisinin ihtiyacı var ama bir bakıyor ki başkası benden daha ihtiyaçlı. Onu ona ikram etmek, bu işte İsar deniyor. Bu da zaten en belirgin Peygamberimizin özelliklerinden bir tanesi değil mi hocam? Evet. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın bu özelliğini Kur'an-ı Kerim İsar ayeti kerimesiyle bize anlatıyor. Biz genelde ne diyoruz? Karşımızdaki bir insanın derdiyle dertlenmek. Yani kendimizi onun yerine koymak diyoruz. Yani modern tabirle empati. Empati yapmak diyoruz. Hı hı. Biz buna empati diyoruz ve bunu çok güçlü bir bağ olarak görüyoruz değil mi? Ama sahabe-i kiramın hayatındaki örneklik ve bu konudaki güzellik bunun bir adım iki adım ilerisinde. Onlar ne yapıyorlar? Kendini onun yerine koyma değil, onu kendine tercih edecek duruma geliyorlar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Kendisi ihtiyaç içerisinde olduğu halde açken yiyeceğini, susuzken suyunu, barınmaya ihtiyacı varken barınağını kardeşine vererek onu kendine tercih etmek. Mesela şimdi çok güzel anlattınız hocam. Siyer'den, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından çok güzel bir kesit sundunuz. Hani bunu sadece böyle tarihsel bir bilgi olarak değil, hem kendi nefsimize hem de izleyenlerimize bunu anlatırken de yani Peygamberimiz böyle böyle şu güzel halleri var ama biz günümüz dünyasında Peygamber Efendimiz'in hangi örnekliğini hayatımıza tatbik ederiz düşüncesi hasıl olmalı bizlerde değil mi hocam? Elbette, zaten örnek oluşunun maksadı bu. Yani Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak ki, andolsun ki diye başlıyor Yüce Rabbimiz ayeti kerimeye. Andolsun ki Allah Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. Eğer biz onu almayacaksak, sadece okuyacaksak, sadece bilgi olarak, sadece bir okuma kitabı gibi Kur'an-ı Kerim'i okurken de, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde de, yani Kur'an-ı Kerim bir akademik kitap, bir bilgi kaynağı şeklinde değil ki. Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızda var olan, bize hayatı anlatan, bize yaşantının içerisinde öğüt veren bir kitap. Evlendiğiniz zaman evliliğinizde eşiniz için bir perde olduğunuzu söyleyen, miras taksimi yapılırken sadece miras sahiplerine değil orada bulunan insanlara pay vermenin ne kadar anlamlı, ne kadar güzel olduğunu bize anlatan, evin kapısına geldiğinizde evin kapısını çalarken kapıyı çalıp içeri girmemiz gerektiğini bize anlatan, yemek yerken yemek yemenin adabından, zekatı anlatırken malımızı paylaşmayı anlatan bir kitap var önümüzde. Yani, biz bu kitaptan elbette ki istifade etmeliyiz. Yani Kur'an-ı Kerim sadece hani kulun Allah ile olan münasebeti bireysel anlamda düşündüğümüz zaman ibadetlerimiz, kavramlar kitabı sadece değil, yani hayatımızın her alanına yansıyan mükemmel kriterlerini bahsettiniz. Sosyal hayata da yansıyan çok güzel ifadeler var Kur'an-ı Kerim'in içerisinde, Allah'ın ayetlerinden. Yani dediğiniz gibi hani mirastan tutun, namazdan, zekattan, anne baba hukukundan, kapı çalmanın adabından bile dediniz hocam. Evet. Yani bir misafir, bir hasta ziyaretinin ne kadar faziletli olduğunu ama hasta ziyaretinin de o denli kısa olması gerektiğini bile anlatan mükemmel bir kitap ama bu kitabı okumuyoruz hocam. Hayata dokunan, hayatın içerisinde olan, hayatı yönlendiren, hayatın her anında bize rehberlik eden ilahi bir kitap var elimizde. Biz şurada hata yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim kutsal. Kutsaldır Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla o kutsal kitaba kutsiyet kazandırmak için onu yukarıya kaldırıyoruz. Dokunmamaya çalışıyor birçok insan. Dokunmuyor. Rafa koyuyor. Kılıfın içerisine koyuyor. Oraya hapsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim hapsedilen, belki tamam saygı gösteriliyor, yüksekte tutuluyor. Ama açılıp okunmuyor. Okunduğu zaman anlaşılmıyor. anlaşılıp da hayata geçmesi için tatbik edilmiyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bu tatbikatta bize yol göstermesi gereken bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği bizim hayatımızın her anında biz ondan istifade etmek mecburiyetindeyiz ki işte o fıtrata dönüşü biz bu şekilde gerçekleştirmiş olalım. Mesela aklıma öyle deyince şu geldi hocam, hani Afrika'da mesela öğrenciler görüyoruz, yer yer paylaşımlar yapılıyor. Çeşitli vakıf dernekler falan gidiyor ya. Orada Kur'an-ı Kerim yok hocam mesela, böyle bir tahta üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılıyor bir sayfa. O tahtanın üzerinde o sayfayı ezberliyor hafız. Sonra siliyor. Tekrar ikinci sayfayı yazıyor. Düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten yani Kur'an-ı Kerim çok var kitap olarak. Dediğim evimizde belki birkaç tane var. Evet. Yani ama var ama okumuyoruz, onlar da yok ama onlar okumak için mücadele ediyorlar. Bir tezatlık var sanki burada. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece dediğimiz gibi kutsiyet atfedip de bir onu muhafaza altına alıp duvara asmaktan öte onların Kur'an'ın içerisindeki ahkamlara, hükümlere, ayetlere bakıp hayatımıza tatbik etmek önemli diye düşünüyorum ki ilk inen ayet sizin de malumunuz hocam, ikra, oku. Evet. Yani Kur'an'ın ilk inen ayeti, ilk kelimesi oku. Bu çok önemli bir mesaj aslında ama biz okumaktan daha çok herhalde biraz daha dinlemeyi mi çok seviyoruz? Aslında biraz okumayı yeni anladığımızı düşünüyorum ben. Çünkü ilk inen ayeti kerimede Yüce Rabbimiz ikra bismi rabbikellezi halak, oku yaratan Rabbinin adıyla, oku emrini Yüce Rabbimiz bize verdiğinde o zaman kitap yoktu ki. Neyi okuyacak? Neyi okuyacak? O zaman bu sorunun cevabını Yunus Balcıoğlu hocamızın bir Kur'an tilaveti var. Bir okusun, bir dinleyelim. Sonra Peygamberimizin neyi okuması gerektiğini sorayım hocam. Eyvallah. Evet, eyvallah hep hocam. Beraberce eşsiz kelama can kulağıyla kulak veriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu summestaqâmû tetenezzelu aleyhimul melâike تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Sadakallahul azim. Sevgili Yunus Balcıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Fussilet suresinin 30 ve 36. ayetlerini arasındaki ayetleri icra ettiler. Çok önemli mesajlar var. Belki ekranlarıyla yaşayanlar da vardır. Esenler Müftümüz Osman Yazıcı hocam bizimle beraber fıtrata dönüşü konuşuyoruz. Tam da hocam bu Fussilet suresindeki son okuduğu ayette konumuzla bağlantılı ama biraz önce Peygamber Efendimizin önünde kitap yoktu, onu soracağım ama hani unutmadan şunu sormak istiyorum. Allah Fussilet suresinde şöyle buyuruyor. Ve imma yenzaganneke mineşşeytani nezgun fes'an billah. Yani şeytandan bir tür dürtü, bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığın diyor ya. Şimdi şeytan Allah'tan aldığı mühletle kıyamete kadar görevini yapıyor. Görevi ne? Bizi fıtrattan uzaklaştırmak, değil mi hocam? Evet. Bu demek ki fıtrata dönüş noktasında da şeytanla bir bağlantımız var. Bir mücadelemiz var. Bu ayeti nasıl yorumlarsınız? Sonrasında diğer soruyu sorayım. İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla zaten kendi içerisinde öyle bir varlık ki hayrı da şerri de, iyiliği de kötülüğü de, imanı da küfrü de bir arada birlikte taşıyan bir varlık insan. Sorumluluk da buradan nereye geliyor? Yani her insanın iyilik yaparken aynı anda kötülüğe dönebilmesi de mümkün. Yani potansiyelimiz çok. Bu kapasite, kabiliyet, özellik. İnsana Cenab-ı Mevla öyle güzel bir özellik vermiş ki zaten insanı diğer varlıklardan üstün kılan özellikler de bu. Yani insan kötülük yapamayan bir varlık olsaydı melekler gibi o zaman insana bu kadar değer atfedilmezdi. İnsan iradesini kullanacak, ben ne yaptım, ne yapıyorum bilinçli olacak, şuurlu olacak, yarını düşünecek, ona göre hareket edecek. Yürüdüğümüz yolda şeytan iyiliğe giden yolun üzerinde daima bizim karşımızda. Kur'an-ı Kerim böyle haber veriyor. Nerede oturuyor şeytan? Sırat-ı müstakimde oturuyor. Doğruya gidenin yolunda oturuyor ki onu oradan yönlendirsin, caydırsın. Burada bize düşen sorumluluk şu. Şimdi bu adam istikamette gidiyor, sapmayacak. Ben doğru yola çıktım, hacca gidiyorum. Ben şimdi şaşırmayacağım. Böyle bir durum yok. Tam tersine iyilik yapanın önüne geçip yapma, etme. Namaza başlayan kişi alnını secdeye koyuncaya kadar şeytan onunla mücadele ediyor. O zaman demek ki kötülükle hemhal olan insanın şeytanla tabiri caizse çok işi yok. Çok şeytanın uğramaz. Şeytanın onunla uğraşmaya ihtiyacı yok. Çünkü onu istediği gibi abına düşürmüş. O zaten kaymış. O kaymış gitmiş. İşte bizim de gönlümüz kaydığında Ya gönlümüze yanlış bir şey geldiğinde Allah'a sığın diyor Cenab-ı Allah. Biz şunu yapacağız. Biz niyet ettik ya Rabbi. İyiye döndük ya Rabbi. Biz şimdi ibadete yöneldik. Allah'ım ama bize yardım eyle. Ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Bizim ayağımızı kaydırma. Bizi saptırma ya Rabbi. İnsan fıtrat itibariyle yaratılışta, isterseniz şu okumaya geçelim sonra buraya dönelim. Tabii ki hocam. Şimdi ilk emir oku da Yüce Rabbimiz oku dedi emir verdiğinde. Şimdi bu okumayı yeni yeni anlıyoruz biz. Nasıl? Ekonomi okuması yapıyoruz. Televizyonlarımızda ekonomik haberleri var, ekonomi nereye gidiyor diye. Bu işi bilen insanlara diyorlar ki şimdi sen şu piyasayı oku, şu haberleri oku, ekonomiyi oku bakalım. Ekonomi nereye gidiyor? Ekonomi okuması yapıyoruz. Savaş okuması yapıyoruz. Şimdi savaş var. İşte Filistin'deki kardeşlerimiz burada İsrail'in üzerine her gün saldırıyor. Bu nereye gidiyor diye o işi bilen insanlar onun okumasını yapıyorlar. Biz hayatın okumasını yapıyoruz. Yaşadığımız hayatın okumasını. Kur'an-ı Kerim bize okumayı emrederken hem gönderilen ilahi kitabı hem kendi varlığımızı hem kainat kitabını okumamız gerektiğini bize emrediyor. Sadece Kur'an'ın metinlerini oku değil. Evet. Metinleri değil ama o metinlerin bize öğrettiği manaları hayata hakim kılarak, hayatta yaşayarak Kur'an-ı Kerim'in hayata geçişine yol vermemiz için bu okumayı daha detaylı, daha kapsamlı, daha teferruatlı bir okumaya dönüştürmemiz gerekiyor. Mesela kevni ayetler var değil mi Kur'an'da hocam? Evet. Mesela doğa, aydan, güneşten, güneş, yıldız, kainatın yaratılışından. Bunu nasıl okuyacağız mesela hocam? Elbette. Yani buradaki okuma nasıl olmalı? Yaratıcıyı bulacağız. Yani hiçbir şeyin kendiliğinden değil, bir sahibinin, yaratanın ve yaratılıştaki hikmeti anlamaya çalışacağız. Aslında bu bütün işlerimiz için geçerli. İbadetler dahil bunun içerisinde. Yani neden secde ediyoruz? Neden tavaf ediyoruz? Tavaftaki bir insanın dönmesi, tavafın özelliği, tavafta Kabe'nin etrafında dönüyor bir insan. Niye dönüyor? Çünkü kainat dönüyor. İnsan dönerek ne yapıyor? Yüceliyor, yükseliyor. Nereden dönüyor? Hatadan dönüyor, günahtan dönüyor, kusurdan dönüyor. Güçten, kuvvetten, zayıflığa dönüyor fıtrata geldiğimizde. Şimdi yaratılışta, yaratıldığımız gün nasıl yaratıldık? Zayıf değil mi? İnsan doğduğu gün yürüyebiliyor mu? Yürüyemiyor. Konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. Konuşamıyor, yürüyemiyor, hareket edemeyen bir varlık zamanla güçlü, kuvvetli bir hale geliyor. Ama Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve nu'ammiru nekissu fil halk. Efela ya'kilûn. Kime uzun ömür verirsek yaratılış itibariyle tabii, kime uzun ömür çeviririz. Verirsek kısarız diyor Cenab-ı Allah. Noksanlaştırırız. Gözü noksanlaşır. Gücü noksanlaşır. Yürümesi noksanlaşır. Konuşması, muhakemesi noksanlaşmaya başlar. Aynen nereye dönüyor? Yaratıldığı gibi acizliğe dönüyor. Ama bir şey çok önemli. Ya işlediğimiz hatalar, kırdığımız kalpler, işlediğimiz günahlar, onlar duruyor, deftere doğru yazılıyor. Onlar da eksilmiyor. Onları da noksanlaştırmak ya da silmek, onun için fıtrata dönüş çok güzel bir isim seçilmiş program için. Yaratıldığımız gündeki gibi, hani şair diyordu ya, sulbünden halk etti Halik-i Zişan, kudret eliyle lütfetti sana necdi bir akşam. Masum, tahir, bir günah, aciz, her şeye amade, melek de caiz. Ne kabiliyetler var gizli kundakta, vücudu gibi ruhuna bak da, neler zuhur eder o yavrucaktan, nebiler fışkırır kuru topraktan. Gel bu istidadı körletme, emanetullah'tır sakın kirletme. Yedirmek içirmekle iş bitmez, zatındaki hüviyeti geliştir, aleme, maksat için insan yetiştir. İnsanlıkta budur matla bu ala, yoksa bu gidişin gidiş değildir. Evet, zayıf olarak doğduk, güç ve kuvvet sahibi olduk. Rabbim bize bir ömür verdi. Bu ömür sermayesini bir yerlerde kullandık. Ama Rabbim günahsız olarak kendisine dönmeyi bize nasip eylesin. Amin. O da hocam neyle mümkün? Tövbeyle değil mi hocam? Tövbeyle mümkün. Yani hayat içerisinde vurduk, kırdık, gönül yıktık. Belki bir sürü hata işledik, kusur işledik ama Cenab-ı Hak öyle sonsuz merhamet sahibi ki hani Kabe'nin de kapısında üzerinde yazılı olan Zümer suresi 53 hepimizi ferahlatıyor. Evet. Müjdebari bir ayet ama sadece bu ayeti okumakla ferahlıyoruz ama bu ferahlamanın ötesinde bizim de bir mücadele etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Yani sadece tamam ey nefisel aleyhine haddi aşan kullarım, ey günahkar kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu ayeti okuyoruz ama tövbe etmiyoruz. Bu işte olmuyor değil mi hocam? Yani bu ayet çok güzel ama bu ayetin muhatap kılınan kitleye girebilmemiz için de bizim tövbe etmemiz gerekiyor. İşte okumaktan kastımız zaten bu işte. Bu ayeti kerimeyi okuduğumuzda onun bize yüklediği bir sorumluluk var. Şimdi asrın felaketini yaşadık 6 Şubat tarihinde. Allah rahmet eylesin. Efendim bu şekildeki afatlardan, musibetlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Burada bizim okumamızdaki maksadımız ne olmalı? Bu okumada biz işin neresindeyiz? Biz bu işin neresindeyiz? Buraya bakmamız lazım. Yani orada olan bir hadisede biz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Evet. O yüzden bu da tövbeyle mümkün dedik ama tövbenin de ön şartı var değil mi hocam? Yani önce insan düşünmeli, tefekkür etmeli. Ben nerelerde hatam var, neler artılarım var, nerelerde eksilerim var? Onu düşünüp ve o noktada iç alemimizde Cenab-ı Hakk'a bir pişmanlık duymamız gerekiyor. Yani tövbenin öncesi var olan hakikati, yani ne derler, sıkıntıyı bulmak ve pişman olmak, sonra Allah'a yönelmek, tövbe etmek değil mi hocam? Tövbe zaten kelime anlamı itibariyle nedamet, pişmanlık. Ama burada sözle sadece ya Rabbi ben pişmanım, ben tövbekarım demek değil. Tövbenin şartlarında hatamız neyse o hatanın telafisi. Yapmadığımız ibadeti ifa etmek, kazası varsa kaza etmek, birisinden aldığımız parayı ödememişsek hak sahibinin hakkını ödemek. Dolayısıyla tevbenin hakkı, şartı neyse o şartları gerçekleştirmek suretiyle samimiyetimizi ortaya koymamız lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de tevbenin samimiyetinden de bahsedilir. Nasuh tevbeden bahseder Yüce Rabbimiz. Bu nasuh tevbe, tevbedeki bizim samimiyetimizdir. Gerçekten samimi miyiz? Yoksa laf olsun diye usulen mi söylüyoruz? Samimiyet nedir? Hatadan dönmek. Bir daha oraya düşmemek üzere kesin ve kat'i olarak dönmek demektir. Peki bu şekilde söz verdik hocam. Gerçekten ama hayat bizi yine sıkıntıya veya günaha düşürdü. Yine tövbe edip geri döneceğiz değil mi hocam? Tabii ki tövbe edebilir. Burada tam şeytan devreye giriyor mu hocam? Giriyor tabii. Sen döndün bir daha Allah affetmeyecek gibi, hayır. Cenab-ı Mevla affedecek ama biz samimiyetimizi kendimiz sorgulayacağız. Gerçekten samimi miyiz, değil miyiz? Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi tevbede bir Müslüman samimi olmalı. Çünkü yaşadığımız bu günah deryasında, yaşadığımız hayatta ki günah kirlerinden, kötülüklerden tevbe edip aslımıza dönmeliyiz. Esasa dönmeliyiz. İnsan dünyaya ait bir varlık değil. Dünyaya dışarıdan geldik zaten. Rabbimizin huzuruna dönerken de eli boş döndürmesin Rabbim bizi. Eli Amin. Boş gidilmez, gidilen yere. Rabbim ben boş gelmedim, suç getirdim. Dağlar taşlar çekemezken bu ağır yükü 2 kat sırtımda pek güç getirdim. İnsanız ve Müslümanız, hem insanlığımızın hem İslamlığımızın sorumluluğu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bir hadisi şerif geldi aklıma hocam. İttakillâhe haythumâ kunte ve etbi'ü seyyetel hasenete temhuhâ ve hâlikin nâse bi hulugin hasenin. Nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşı. Evet. Yaptığın bir kötülüğün ardından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin ve insanlara da güzel ahlakının gereğine göre davran. Fıtrata dönüş dedik hocam. Başlığı öyle attık ya. Evet. Fıtrata dönüşte, yani temizliğe, tahir olan o güzelle doğduğumuz zamanki o günahsız şekle dönme noktasında, burada güzel ahlakta ön planda. İlk programımızın ilk periyodunda biraz kısmen değdik ama yani güzel ahlak tam temelde bu var değil mi hocam? Fıtrata dönüşte. Evet, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olarak gönderilmiş, rahmet peygamberi olarak gönderilmiş. Yüce Rabbimiz onun en güzel ahlak üzere olduğunu bize bildirmiş. Ama sevgili Peygamberimiz Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye buyuruyor. Tamamlamak. Evet. Güzel var olan bir ahlak var o zaman. Var, eksik. Var. Bu güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bu estülü ütemmümü mekarimel ahlak. Ben o mekarime ahlakı güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildi. Bu güzel ahlakı tamamlayan en güzel rol model, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'i tanıyıp ona uyduğumuz müddetçe, onun gibi düşündüğümüz müddetçe, onun gibi olduğumuz müddetçe inşallah biz de bu dönüşü güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Yoksa zaten dönmemek mümkün değil. Dönmemek mümkün değil. Zayıf hale düşmemek de mümkün değil. Bahsettiğimiz gibi hani işte cenazelerin üzerindeki ayet-i kerimede ondan önce küllü nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Ölüm hak, muhakkak, hakikat. Ölüm haktır, muhakkaktır, mukadderdir. İnsanoğlu öleceğini bilir ama ne zaman nerede öleceğini bilmez. Şimdi ölüm haktır, hakikattır ve gerçektir. Buraya kadar doğru. Burada ölüm var, öleceğiz. Öleceğiz ama nasıl gideceğiz? Ne götüreceğiz? Elimizde ne var? İşte burada sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı ile, mekârimi ahlakı ile Rabbimizin huzuruna varabilmemiz için ibadetler bunun içindir. Fatih Bey, yani Rabbimiz bize namazı emrederken bizi kötülükten koruması içindir. Yüce Rabbimiz bize haccı, bize zekatı emrederken bizi güzel ahlaka taşıması içindir. Aslında ahlak bu işin tacıdır. Yani ahlak öyle bir şeydir ki yapmış olduğumuz bütün hedefte bizim gideceğimiz yer o güzel ahlak sahibi olmaktır. Kişi güzel ahlakı ile Allah katında büyük bir mertebe elde eder. İnşallah bizler de güzel ahlaklı olanlardan oluruz hocam. İnşallah. Bu dua niyetine geçsin. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, güzel ilminizden istifade ettik. Allah ömrünüze bereket versin. İnşallah tekrar sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim şimdi Osman hocamızın güzel duasıyla programımızı bitireceğiz. Hepinizi en güzeli Allah'a emanet ediyorum ve canı gönülden ellerimizi açalım. Rabbimize şöyle bir amin diyelim. Hocamızın güzel duasına eşlik edelim. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rabbel alemin, sana yöneldik. Ya Rabbi, sana inandık, sana iman ettik. Sana olan bu imanımızdan sonra Ya Rab, gönlümüzü kaydırma Ya Rabbi. Amin. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Ya Rabbi. Amin. Her türlü fitneden, fesattan, musibetten, afetten bizleri, şu anda el açıp amin diyen bütün din kardeşlerimizi, cennet vatanımızı muhafaza eyle Ya Rabbi. Yangınlardan, depremlerden, sel felaketinden, trafik kazalarından, güç yetiremeyeceğimiz afat-ı araziyeden ve afat-ı semaviyeden bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, bize vermiş olduğun nimetlerine karşı bizi şükredenlerden eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, bize verdiğin bu dünya nimetlerini dünyada tattırdığın gibi bize cennete girmeyi, cennet yurdunda bulunmayı, cennet nimetlerini tatmayı bizlere ihsan eyle Allah'ım. Amin. İlahi Ya Rabbi, şu anda evi barkı üzerlerine yıkılan Gazze'deki kardeşlerimize sen yardım eyle Ya Rabbi. Ülkemize dirlik düzenlik, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Yakın zamanda depremde kaybettiğimiz 10 tane vilayetimizde depremde göçük altında kalan kardeşlerimiz, inanıyoruz ki şehittirler Ya Rabbi. Amin. Onların şehadetlerini kabul eyle. Bizleri de her türlü afetten muhafaza eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.